Tekrardan selamun aleyküm. Heh. Abi gel böyle güzel. Bak Mia'mız geldi. Tamam. Bir tane de Angel alacağım. Angel'in bayağı şey geniş. Mia da güzel. Tamam. Nişancı build'i yapacağız abi. Az önce de denedim. Nişancılar çok geç geldiği için video mahvoldu. O yüzden şimdi deneyeceğim. İlkinde bak, en azından ilkinde bir nişancıyı verdi. Hızlıca bir karşıdaki elemanlara bakayım. Suikast girmiş. Savaşçı suikast. Bunda Mia var, geç. Bu eleman AFK. Bu eleman geç. Okey. Tamam. Bakalım. Ya ilk elden belli olmaz ne adamların ne çıkacağı aslında ama. Şöyle bot alalım. Botumuzu direkt Mia'ya verelim. Şöyle Mia'yı önden götürelim. Gel güzel bir. Hadi nişancılar. Layla koçumsun ya. İşte böyle abi, böyle. Böyle gelsin bana ya. Bu sefer nişancı buildimizi yapabileceğiz. İstediğimiz gibi yapacağız ya. Almıyoruz başka bir şey. Hem de gold'umuz da biriksin. Güzel güzel. Bu arada ilk 3'e girmeniz gerekiyor üst liglere çıktıkça. Baştan tekrardan hatırlatmasını yapayım. Çünkü diğer türlü puan kaybediyorsunuz. Yani şu anda benim Satranç liginde bulunduğum lig Büyük Usta ligi oluyormuş gibi oluyor. Ve artık bu liglerden sonra 4. olsanız bile siz puan kazanamıyorsunuz. Yani ilk 3 puan kazandırıyor. 4 ve sonrası puan kaybettirmeye başlıyor. Yani yükselemiyorsunuz. Şöyle büyü hasarını düşürsünler abi. Sen gel buraya. Layla sen öne geç. Adam Mia'yı ikilemiş ya. Bilerek yapıyorlar var ya, gıcık oluyorum. Gel Mia buraya. Angela'yı ikiler miyim? Gerekli değil. Angela'yı çok koymayacağım ön tarafa. Yani şu anda neyse koyayım ki damage fazla yemeyelim. Mesela şu altta koydum ya, 2 level değil 1 level. Bunu sattığım zaman aynı gold'unu veriyor. Ama 2 level yaptıktan sonra satarsanız gold'unuz daha az satmış oluyorsunuz. Yani zararda oluyorsunuz. Ama sırf ön taraftan fazla, yani fazla hasar yemeyelim diye Angeli'yi şey yaptık. Birazcık kullandım gibi bir şey oluyor. Şöyle yapayım. Daha az hasar yiyeyim diye. Angeli'yi almış oldum. O yüzden 2 yaptım. Çünkü biraz gold biriktireceğim. Para ürünüyle girdik. Layla geldi. Güzel. Layla'nın alanı çok geniş olduğu için Layla'yı koyarım. Mia'dan ziyade en azından arkaya kaçmasın bir şeyler. Sabredeceğiz, sabredeceğiz ve nişancılarımız gelecek. İçime doğdu. Bu sefer güzel bir dağılım olacak. Şöyle durumumuza bakalım. Bir dahaki el hatırlatın da bari. Angela'yı ön tarafa koyayım. Angela çok iş yapıyor. Yavaşlatıyor çünkü. Güzel. Güzel. İkiledik. Hemen bir kere daha aratıp Cyclos. Güzel oldu. Cyclos'u da koyalım. Şimdilik bir tane büyücümüz olsun. Hatta şunu biraz daha şöyle koyayım ya. Şöyle daha iyi. Ön taraftan bizi bile tutar.
İki tane nişancımızı 2 level yaptık. Angela'yı da 2 level yaptık. Öyle de güzel oluyor. Cyclos'u da aldım. Çünkü bir tane carry gelirse gökyüzü buff'ından yararlanacağız. Gold biriktireceğiz dedik ama elemanları 2 level yaptığımız için mecbur kaldık yani almaya. Angela çok iş yapıyor bu arada ya. Angela'yı satmayabilirim yani. Duruma göre kalsın şimdilik. Çok iş yapıyor. Yavaşlatıyor elemanları. Ve benim nişancılarım bir tane daha nişancım böyle güzel koyabilirsem çok daha seri ve kritik vuracaklar. Şöyle yapalım. Ölümsüz diyelim. Takım ganimeti olsun. Vexana geldi. Alırım Vexana'yı. Bir level basmak istemiyorum. Şimdilik kalsın. Çünkü büyücüyle giden olacak. Mesela bu eleman daha ne gideceğine karar vermemiş. Büyücü gidiyor. Yok büyücü değil. Nişancı. Bu da nişancı gidebilir. Şu elemana bakalım. Büyücü gidiyor. Ölümsüz var. Suikastçı savaşçı var. Okey. Bir tane sadece eleman var adamlarda. Nişancı giden. Sondaki elemanı kaçırmazsak çok tatlı olur ya. Şunu öyle de kaçırmak istemiyorum. Çok güzel. Layla sağlam demir çıkarttı. Cyclos'la Angela'yı da alacağım. Hadi bir level basalım. Şu Vexana'yı da koyalım ki en azından büyücü buff'ından yararlanalım. Şunun yeri zaten genişti. Şöyle yapalım. Gold olarak iyiyiz. Şu eleman bayağı bir gold kasmış. Bekleyelim. Güzel. Bunu da kaçırmadık büyük ihtimal. Ayla zaten uzaktan dövdü. Buna da döver. Döver herhalde. Allah. Abi bu kadar şeyi nasıl dövemediniz ya? Vexana'nın yeri arkada kaldı. Kötü oldu. Biraz sen gel böyle. Şöyle de bayağı şey oldu. Şöyle yapalım birer defa. Şöyle daha tatlı. Aratmayacağım. Daha 8'deyiz. 9. turda aratırım. Sen de şuraya gelsen daha tatlı olacak. Çünkü ultisini böyle Angela ultisini ileriye doğru kullandığı için komple herkese etki ediyor. Eyvah şu eleman kaçtı. Biraz yiyeceğiz galiba. Yok. Güzel oldu. Şunları tutar mıyız? Tutmamız lazım be. Hadi be. Çok güzel. Süpersiniz. Angela iş yaptı. Hemen şöyle bir. Ay yanlış taşıyalım. Hanabi geldi. Süper. Şimdi Hanabi'ye koyacağız. Şunu bir gold basacağız. Mia, Hanabi, Layla, Moskov. Süper. Şunu da şuraya aldık mı? Vexanalık artık işimiz yok. Şöyle hızlıca bir el daha. Bir el daha basıp. Angela'ya koysun. Ah neyse. Ona bir arkaya koysun. Şöyle aratmayacağım. Zaten bir şey alamam adam akıllı. Şöyle bir nişancılığımız şey olsun. Belli edelim. Ana bir yanlış da en arkaya koydum ya. Yetişemedim. Kararsız kaldım hangisini koyayım diye. Geçirmeyiz diye umut ediyorum ama. Aynen geçmez.
Şimdi Moskov'un yerini değiştirmemiz lazım. Neden? Çünkü Moskov ileri itiyor. Şunu bir ana bir gel, Franco gel. Güzel. Şimdi Franco'yu koy buraya. Moskova şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Franco'yu da alalım. İritel, Moskov, Kerry süper. Angela'yı sat. Kerry'yi alacağız. Başka neyi alacağız? Bir de Moskova alacağız. Cyclos'u da satabilirim şu anda ama büyücü buff'ından yararlanamayacağım. Eyvah! Ulan Moskov, nereye attım Moskov? Nereye attım Moskov ya? Hay arkadaş, Moskov yüzünden bir şey kaçtı. Aleykümselam, memnun, hoş geldin. Moskov yüzünden gitti. Bak şimdi yine fırlatacak. Abi Moskov'un yeri çok kötü oldu. Gel buraya Moskov. Hatta sen en arkaya gel. Gıcık oldum. Dur. Tut. Şunları şey yapacağız. Heh, tüm kahramanlar rakipler ekstra bir hasar veriyor. Güzel. Tutacağız şunları. Gel buraya. Arat. Şimdi bunu sat. Mia'yı al. Angela iş yapıyor ama bunu koymam lazım. Angela'yı satabilirim bile. Şimdi ortada benim Cyclos'u satacağım ve yerine Kerry'yi koyacaktım. Angela'yı bir satalım. Kerry'yi koymadığımız için 6 büyücü buff'undan şu anda yararlanamıyorum. Nişancı buff'undan. Şu elemanı kaçırmazsınız değil mi? Ha? Güzel. Şimdi gel bakayım buraya. Şimdi güzel oldu. 6 tane birden nişancımızı koyduk. Öyle de koyduk. Bu güzel oldu. Layla'yı 2 level yaptık. Şimdi biraz gold biriktirelim. Biraz gold biriktirelim. Layla güzel gidiyor. 2 tane daha Layla çıkarsa direkt onu 3 level yapabilirim. Şöyle Mia'ları bir köşeye alayım. Şu an 6 tane birden nişancımı koyduğum için Franco şu anda bana sadece ne kadar çekebilirse kârı. Başka türlü bana bir avantajı olmayacak. Çünkü ortaya benim 2 tane büyücü koymam gerekiyor. Cyclos'u o yüzden satmıyorum şu anlık. Level basıp yere koyabilirim. Şöyle Mia geldi, Cyclos geldi. Gayet güzel oldu. İkişer level yaptık. Biraz daha bekleyelim. Acele etmeyeceğiz. Gold'umuz çünkü güzel. 8'e basacağız. Vexania adam ikiledi. Bizim zatımız Tamuz'u ikiledi. Şöyle bakalım. Savaşçı böyle gidiyor. Bu adam güzel. Şu diğer elemana bakalım. Bunda 2 tane gökyüzü boyuldu. Bu nişancı. Bu da gökyüzü. Bu ölümsüz boyuldu. Bize tek zorlayacak ölümsüz eleman. Açıkçası. Kolay kolay ölmeyecekler. Ve bize çok sağlam damage verecekler. Ama öyle de 6 tane nişancı çok iş yapıyor. Gördüğünüz gibi adamları daha buradan çıkarttırmıyoruz. 6 nişancıyı koyduğunuz zaman size ekstra %70 kritik şansını arttırıyor. Yani her vuruşunuzdaki ADC'leri seri atan biliyorsunuz hero'lar çok rahat şekilde damage'ini çıkartabiliyorsunuz. Şimdi Mia'mız gelsin. Biz bunu satacağız ve yerine Zeski koyacağız. Bir el daha bekleyelim. Bir el koyup bekleyip Zeski'yi ortaya koyacağız. Duruma göre
Bir tane daha büyücü koymak istiyorum ortaya. Ama büyücünün hangisi olacağını daha karar veremedim. Odette çok iş yapar Franco ile birlikte. Odette artı Zesk güzel olur. Pardon, Odette diyorum. Aurora. Özür diliyorum. Aurora. Franco ile güzel iş yapar. O yüzden istiyorum. Ama sırf ikisi beraber iş yapacak diye de eğer damage açığımız çıkarsa sanmıyorum ama damage açığımız çıkarsa diye de Odette yerine Aurora yerine Odette koyabilirim. Bu arada onu söyleyeyim. Geri geldi. Level'ımızı basalım. Şimdi Zesk'i ortaya koyalım. Zesk'i biraz başa koyacağız. Hatta şöyle bir şey yapalım. Zesk'i buraya koyalım. Çünkü ne kadar önce vurursa Zesk ultisini, yani şu elemanı çıkartabiliyor. Şuraya hani bir tane normal oyunda da biliyorsunuz X skill olan Q skill var ya, onu çıkartıyor. Bu güzel oluyor. Ne kadar erken vurursa o kadar iyi sizin için. Defansif olarak sizin işinize gelir yani. Çok güzel. Damage'imiz bayağı damage'imiz sağlam. Çok güzel gidiyoruz. Şu an istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Bir de bunların güzelce level'larını yükseltebilirsek çok tatlı olacak. Şöyle yapalım. Şunu düzenleyeceğim. Franco'ya verebilirim ama Franco daha hala bir level, o yüzden almadım. Güzel. Bir tane Mia ve 3 level yapacağız. Ama hala basmıyorum. Çünkü 9 level yapmak istiyorum. 9 geldi yani, 9 level yaptıktan sonra direkt aslında belediye de alabilirdim ama gerek yok. Bir tane büyücümüz daha koyabiliriz ortaya ekstra. Demeyelimiz maşallah iyi. Sadece şu ultileri, bak bu eleman Mia'yı almış. Bana o yüzden gelmiyor olabilir bir tane. Bekleyelim. Şansımız varsa Mia gelir. Mia gelmedi. Level'la basmayacağız. Bekleyeceğiz. Daha gold'umuz yok. Aratıp hepsini Mia ve Layla için aratabilirim. Üçer level yapabilirim. Ama yani 9 level basmak istiyorum. Bu kadar gold biriktirdik. Damage'imiz de açığımız yok ya şu anda. O yüzden uğraşmıyorum. Damage açığım olsa aratıp o an panikleyip direkt bütün gold'u harcayabilirim. O zaman ancak bir an önce hani aman şunları ikileyim, aman şunları üçleyim diyebilirim. Şu anda damage'imizde bir sıkıntımız yok gibi geliyor. Araya kaçırmadığımız sürece, ufak tefek kaçmadığı sürece güzel olur. Gördüğünüz gibi gayet güzel damage'imiz var. Yani korkup da direkt gold kasmaya, gold'larımızı harcamaya gerek yok. Şimdi 9 level yapalım. Moskov geldi, Layla geldi. Layla'yı al. Moskov 1 level miydi? Yok, 2 level almayacağım. O zaman direkt basalım. Ve ortaya şimdilik Mia'yı koyayım şöyle. Moskov gelsin buraya ve aratıyoruz. Layla geldi. Layla'yı 3 yaptık. Zesk geldi. Şunu hemen alıp ikileyemedim. Zesk'e yetişemedim, ikileyemedim. Layla 3 level oldu. Gayet güzel. Hadi şu Zesk'i çıkartacağım. O Zesk'in orada hiçbir işlevi yok şu anda. Orada yani bir işlevi yok. Ön tarafa falan koysaydım iyiydi de. Bekleyelim, hemen koymayalım.
Şimdi zaten kendisi olacak. Change geldi. Yani şimdilik almayacağım ya. Mia geldi, helal be. Odette geldi, süper. Şimdi gel buraya bakalım. Sen de şöyle gel. Sen de şöyle gel. Mia yükledik, Layla yükledik. Gayet güzel oldu. Ve Odette'i de araya koyduk. Çok sağlam damage'imiz var. Şimdi bir de Odette ulti açacak. Eridiler. Adamlar resmen eridi. Şu anda ilk 3 garanti gibi duruyor. Aha. Şimdi şunları bir ayarlayalım. Gelir mi bir şey? Zesk gelir. Irithel'i alacağız. Bunu alacağız. Zesk'i de alalım. Ama şunların önce bir yerini değiştirelim. Irithel'i şöyle koyacağım. Heh. Şimdi bir level olanları şöyle sağa ayırayım. Şurada bir level. Başka Odette. Başka Keri. Keri de bir level. Şu bir level'ları öncelik olarak. Öncelik onlara en azından 2 level yapabilmem lazım. Çok sağlam bir damage'imi verdik. Erkenden bitiriyoruz yani şu anda güzel ama gitgide zorlaşacak çünkü rakipler de artık 3'er level basmaya başlamışlar. Bayağı bu adam direkt büyücü gidiyor. Büyücüleri eritebiliyorsun da şu eleman sıkıntı. Şöyle gökyüzü birinin kulesi saldırısını yavaşlatır. Gökyüzü birimimiz var. Şunu ama en sondaki eleman. Oh son anda. Güzel. Şimdi biz Odette'i koymuştuk değil mi? Odette kalsın orada. Sırf bununla iş yapacak diye de almak istemiyorum. Arat. Ay Odette'i alamadım. Puh, Allah cezanı vermeye ya. Elime. Carry yerine şimdi şunu koyarsam. Yok bu haftan şey olur. Abi çok kötü ya. Yanlışlıkla Odette'i kaçırdım ya. Şimdi Van Van da güzel iş yapar. Ama Van Van yerine. Şu an Van Van'ı alayım mı bilmiyorum. Van Van mı Carry mi? Van Van daha çok iş yapar gibime geliyor. Ama Carry'i de atamıyorum çünkü bu sefer de oy bayağı hızlı gidiyor. Neyse. Carry de burada iş yapıyor. Abi anlamadım ki ne yapsam. Kararsız kaldım. Van Van da kalsın da şimdilik. Şöyle aratalım. Van Van gel bakalım. Hanabi geldi. O zaman Van Van'ları sen sat abi ya. Gel buraya. Gel. Güzel. O zaman belli oldu ki Hanabi'nin üzerine oynayacağız. Hala şu 3 arkadaştan bir tanesi gelmedi. Carry, Irithel ve Franco. Bunlardan gelmedi. Gelse ikileyeceğiz. Damage'imizi atacak. Daha da çok daha çok daha çok vuracağız. Hala gelmedi çünkü gıcık oldum. Odette'i çıkartmıyorum. Odette çok iş yapıyor şu anda. Zesk ile çok güzel bir işi var yani. İki büyücü buff'ından da. Bütün kahramanlar için de ultisini daha hızlı kullanabiliyor. Mana yenilenmesi var. Avantajla sattım. Odette ile şeyi aldım yani. Şöyle yenileyelim. Van Van'ı almayacağız o zaman. Irithel geldi sonunda. İki level yaptık. Ve Franco geldi sonunda, onu da 2 level yapabildik. Güzel. Şimdi hala 1 level olan bir tane Carry'miz var. Van Van'ı... Bakın şöyle Van Van'a tıklayayım. Van Van'ın bana verebileceği hiçbir ekstra avantajı yok açıkçası. Şu var. Ve yani Ejder sunan var ama bende bir kombosu yok. Change'im olsaydı evet iş yapar ama Change yok.
O yüzden gerek yok yani Van'a. Benim şu andaki build'imde gerek yok. Kimse geçirmiyor ya, sıkıntı. Gel Franco şimdilik. Carry sonunda geldin. Şimdi arayacağımız hero'lar belli. Şu anda almayayım. Bir şey almayayım. Carry'i de 2 level yaptık. Gayet güzel. Şunu carry'e bir öne alayım. Şu dem eyvah, bu sefer bayağı kaçacakmış gibime geliyor ya. Kaçırmayız mı? Kaçırmayız ya. Kaçırmazsınız be. Eyvah, bir tane kaçtı. Nazarımız oldu. İlk nazarı verdik. Uzun süredir bir win serimiz vardı. Kötü oldu. Siz gelin. Sizlere böyle yavaştan alalım. Bunlar da hep ikişer level olanlar. Bu arada turları bayağı zorlaşacak. Level 30, yani tur 30'dan sonra çok ciddi ciddi zorluk çekiyorsunuz. Söyleyeyim, zaten göreceksin. Büyük ihtimalle 30'u geçecek. Otuzdan sonra Lordlar gelmeye başlıyor. Bildiğiniz Mobile Legends'daki Lordlar geliyor ard arda. Dayanabildiğimiz yere kadar dayanacağız o sırada. Oraya geldiğimiz zaman tek avantajlı olan ne biliyor musunuz? Defansif çok stun'ı olan arkadaşlar rahat götürür. Şöyle bakayım. Tüm birimden HP'sini 2 kat yapalım ya. Çok güzel olacak. Şimdi Odette. Ana bir gel buraya. Odette level 1'di. Bunu alacağız. Carry'i de alalım. Adam Carry'i ikiledi. Bu adam 3 tane büyücü koymuş. 3 tane nişancı koymuş. Gökyüzü birimlerinden geçiyor. Sıkıntı. İyice zorluk çekmeye başlıyoruz şu anda. Artık farkındaysanız damage'imiz yetersiz gibi kalıyor. Şimdi o slowlara çok ihtiyacımız var. Bayağı geçireceğiz büyük ihtimal ama sadece biz geçirmeyelim. Onlar da geçirsin istiyorum. Bayağı geçti, bayağı geçti. 57'ye kadar düştük ama diğerleri de geçirdi. Bayağı geçiriyorlar. Güzel. Biz de geçirdik ama onlar da geçirdiler bayağı. Hala avantajımız var. Şimdi Moskov'u alırım. Carry'i şöyle yapayım. Moskov gel buraya. Aratalım. Oo, Hanabi geldi. Franco'yu sat. Hanabi'yi gel. Bir Hanabi. Lan hemen hızlıca bir tane Hanabi. Zeski sat. Bir tane Hanabi lazım. Bir tane Hanabi lazım. Ama büyük ihtimal bu oyun bitecek yani. Şu anda bitecek. Ya ben de yenilebilirim. Ne kadar az geçirsem o kadar kar şu anda benim için. Az geçirebilmem lazım. Biraz dayanabilmem lazım. İşte bu kötü, bu kötü, bu kötü. Çok fazla geçirdik, çok fazla geçirdik. Çok kritik. Onlar da geçirecekler. Evet ama sıkıntı ne biliyor musun? Ben önceden geçirdiğim için. Ve adamlar GG mi? Ve kazandık. Güzel. Bu build'imiz sağlam ama ileriki level'larda dediğim gibi yetersiz damage çekebiliyorsunuz. Çünkü yaratıklar çok güçleniyor. O yüzden biraz sıkıntı. Bir de bize 3 level yapacak Hanabi falan gelmedi. Biraz sıkıntı oldu. Ben size hemen şöyle build'i de göstereyim.
şöyle MVP olduk. Güzel. Bu build'i de size göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Ayrıca D-Live'de de canlı yayın yapıyoruz. Bu da yayınımızdan bir kesit olacak. Oradan gelip de takip ederseniz de sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.